Efendimizin boynunda ince bir kolye, zümrüt rengi örtüsüyle göz kamaştıran ruhların huzurlu limanı Trabzon. Türkiye'nin kuzeydoğusunda yeşil ve mavinin buluştuğu yerde muhteşem doğal zenginliklere sahip 4000 yıllık bir şehirdir Trabzon. Kurulduğu yer itibariyle tarihi boyunca sadece Anadolu'nun değil, dünyanın önemli ve stratejik merkezlerinden biri olmuştur. Trabzon'da doğudan Rize Artvin, güneyden Erzurum Gümüşhane ve batıdan Giresun Ordu Samsun istikameti olmak üzere 3 karayolu bağlantısı vardır. Trabzon Uluslararası Havalimanı her türden uçağın rahatlıkla iniş kalkış yaptığı bölgenin en büyük havalimanıdır. Trabzon Havalimanı'ndan çeşitli Avrupa ülkelerine ve bağımsız devletler topluluğu ülkelerine de seferler düzenlenmektedir. Trabzon Limanı'ndan dünyaya ve çevre ülkelere deniz yoluyla ulaşılabilmektedir. Trabzon, kendisine emanet edilen tarihi mirasın büyük bölümünü bugünlere taşımayı başarmış, doğal güzellikleriyle beklentilerinizden çok daha fazlasını sizlere sunabilen bir kent. Kenti ziyaret eden çok sayıda batılı gezginin yüzlerle ifade edilebilecek sayıdaki seyahatnamelerine konu olmuş, bazıları tarafından da Anadolu'nun masal şehri olarak tanımlanmıştır. Kafkaslar üzerinden Karadeniz'e gelen Türk kavimlerince kurulan Trabzon, milletler, Persler, Romalılar ve Komnenosların egemenliğinden sonra 26 Ekim 1461 tarihinde Fatih Sultan Mehmet tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı Kanuni Sultan Süleyman'ın doğup büyüdüğü kent, Erzurum Kongresi'nin toplanmasına öncülük etmesiyle de Anadolu'nun milli mücadele meşalesini yakan ilk kenti olmuştur. Trabzon, doğal tarihi ve kültürel kimliği sebebiyle özellikle yaz aylarında yoğun bir turist trafiği yaşamaktadır. Trabzon'a her yıl yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon turist gelmektedir. Trabzon'u ziyaret eden turistler öncelikle Sümela Manastırı, Atatürk Köşkü, Ayasofya Camii, İskender Paşa, Gülbahar Hatun ve Ortahisar Camileri, Trabzon surları, Akçaabat ilçesindeki geleneksel Türk mimarisinin en güzel örneklerinden olan Orta Mahalle Evleri, Kızlar Manastırı, Uzun Göl, Sera Gölü, Çal Mağarası gibi yerleri ziyaret etmekte ve yaylalarda birkaç günde olsa konaklamaktadırlar. Avrupalı turistlerin yanında Orta Doğu ve Uzak Doğu ülkelerinden de Trabzon'a son yıllarda turist gelmeye başlamıştır. Trabzon'da en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında Sümela Manastırı gelmektedir. Maçka ilçesi sınırları içinde Karadağ üzerinde sarp bir tepenin orta kesimindeki mağara etrafında kurulmuştur. Kuruluş tarihinin 4. yüzyıla kadar indiğine ilişkin çeşitli rivayetler bulunmakla birlikte bugün ayakta bulunan kalıntılar en erken 13. ile 14. yüzyıllara aittir. Ayasofya Camii, Trabzon'daki Bizans devri yapılarının en önemli örneklerinden biridir. Trabzon'daki Komnenos Krallığı döneminde kilise olarak yapıldığı kabul edilmektedir. Tarihle eş zamanlı olan Selçuklu medeniyeti motiflerini taşıması Ayasofya'yı dünyada ender rastlanan medeniyetlerin ortak eseri konumuna taşımıştır. Trabzon kent merkezinde ayakta kalan tek manastır Kızlar Manastırı'dır. Boztepe'nin eteklerinde Trabzon'a hakim bir mevkide kurulmuş olup 14. yüzyılda 3. Alexeus tarafından yaptırılmıştır.
tarihi özelliğiyle dikkat çeker. Atatürk Köşkü, Trabzonlu bankerlerden Konstantin Kabayandis'in yazlı konutu olarak 1890 tarihinde yapılmıştır. Atatürk tarafından gezilmiş ve beğenilmiştir. Bunun üzerine köşk, Trabzonluların bir armağanı olarak Atatürk'e hediye edilmiştir. Trabzon Müzesi ise Trabzon'un tarihine ışık tutan arkeolojik ve etnografik eserlerin sergilendiği zengin içerikli bir mekandır. 19. yüzyıl İtalyan mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. Etnografik eserlerin ve yaşam tasvirlerinin yer aldığı bir başka mekansa geleneksel yaşam sergisidir. Orta Hisar Mahallesi'nde yer alan ve Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu ev olarak bilinen Kanuni Evi'nde konumlanmıştır. Trabzonspor Şamil II. Müzesi de şehir için önemli bir müzedir. Trabzonspor'un kazandığı 6 lig, 7 cumhurbaşkanlığı, 8 Türkiye Kupası yanında Trabzonspor'un kuruluşundan önce amatör takımlar tarafından Türkiye çapında kazanılan birçok kupa ve şiltler de sergilenmektedir. Müzedeki en ilginç kupa ise 1958 yılında Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'nda Trabzon İdman Ocağı'nın kazandığı yarım kupadır. Trabzon'da spor deyince insanların aklına futbol gelir. Trabzonspor'un kendi için ayrı bir yeri vardır. Trabzonspor Avrupa kupalarında Barcelona, Liverpool, Inter, Olympique Lyon ve Aston Villa gibi takımları yenme başarısı göstererek dünyaya adını duyurmuştur. Trabzon'u gezerken surlar ve kaleler dikkat çeker. Yazılı kaynakların Trabzon surlarına ilişkin kaydettiği en eski tarih M.Ö. 5. yüzyıla rastlamaktadır. Trabzon surları Yukarı Hisar, Orta Hisar ve Aşağı Hisar olmak üzere 3 bölümden oluşur. Trabzon'un tarihi kimliği Osmanlı döneminde yapılan camilerle taçlanmıştır. Atapark mevkiinde bulunan Gülbahar Hatun Camii, Yavuz Sultan Selim tarafından annesi Ayşe Gülbahar Hatun adına 1514 tarihinde yaptırılmıştır. Medrese, mektep, imaret ve hamamın da içinde bulunduğu külliyeden günümüze ancak cami ve Gülbahar Hatun'un türbesi ulaşabilmiştir. Boztepe mahallesinde kente hakim bir konumda bulunan Ahi Evren Dede Camii ve Türbesi 1890 tarihinde yapılmıştır. Caminin kuzeydoğu bölümüne bitişik olarak türbe yer almaktadır. Türbenin içinde 4 mezar mevcut olup bunlardan birinin Ahi Evren'e ait olduğu söylenmektedir. İskenderpaşa Camii, Trabzon'da 3 kez valilik yapan ve adı kentin imarıyla ön plana çıkan İskenderpaşa tarafından 1529 tarihinde medresesiyle birlikte yaptırılmıştır. Caminin batısında İskenderpaşa'nın mezarı bulunmaktadır. Trabzon'da faal durumda olan Çarşı Camii, Musa Paşa Camii, Hamza Paşa Camii, Hızır Bey Camii, Müftü Camii, Konak Camii, Hacı Kasım Camii, Erdoğdu Bey Camii, Osmanlı döneminden bugünlere ulaşan tarihi yapılardandır. Trabzon tarihi hamamlarıyla da çokça bilinen bir şehrimizdir. Osmanlı döneminden kalan İskenderpaşa Hamamı, 8 Direkli Hamam, Tophane Hamamı, Hacı Arif Hamamı ve Meydan Hamamı öne çıkan hamamlardır. Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan 8 Direkli Hamam, sıcaklık kısmında kubbeyi taşıyan 8 sütun olması nedeniyle bu adı almıştır. Her adımında tarih olan Trabzon'un tarihi çeşmeleri de ilgi çekmektedir. Abdullah Paşa Çeşmesi, Seyit Mehmet Çeşmesi, Ketüdazade Çeşmesi bu eserlerden birkaçıdır. 2. Abdülhamit döneminde yeniden yaptırılan cephanelik, Trabzonlularca Fatih Kulesi, yabancılarca İrene Kulesi olarak bilinmekte ve tarihin soluklandığı bir başka mekan olarak dikkat çekmektedir. Günümüzde aslına sadık kalınarak restoran haline getirilmiştir. Osmanlı'da ahilik ve lonca sisteminin merkezini oluşturan bedestense kemer altında bulunmaktadır. Bir dönem İpek yolu ve kervan yolu ticaretinin merkezi olan Trabzon'da bu ihtiyacı karşılamak için çokça han inşa edilmiştir. Bunların en önemlileri arasında Taşhan, Alacahan ve Vakıfhan yer almaktadır. Trabzon'un en önemli buluşma merkezlerinden biri olan Atatürk Alanı yenilenerek hizmete açılmış ve gezi alanı 5000 metrekareden 12000 metrekareye çıkarılmıştır.
İçerisinde havuzları ve sosyal donatıları bulunan meydan parkı, Trabzon'un gezilip görülmesi gereken uğrak yerleri arasındadır. Geleneksel mimari örneklerinden biri olan Memişağı Konağı, Trabzon'un Sürmene ilçesinde yer almaktadır. 18. yüzyıl sonlarında yapıldığı sanılmaktadır. Bina zemin ve bir katlı kagirle kale planlı olup cephelerden dışa çıkıntı yapan dört köşesi bulunmaktadır. Trabzon'un başlıca turizm merkezlerinden biri Uzungöl'dür. Her yıl yerli ve yabancı olmak üzere yaklaşık 300 bin dolayında turisti cezbetmektedir. Yatak kapasitesi 1200 olan Uzungöl Turizm Merkezi Trabzon'a 100 kilometre mesafededir. Bir başka doğa harikası olan Sera Gölü Trabzon'a 10 kilometre mesafede Yıldızlı Beldesi sınırları içinde yer alır. Hakim bir tepeden bakıldığında Karadeniz manzarasıyla birlikte muhteşem bir seyir zevki sunan Sera Gölü'nün ilginç yanı yöredeki insanların gözleri önünde birkaç gün içinde ortaya çıkmasıdır. Küresel ısınmanın etkisiyle meydana gelen iklim değişiklikleri yaylalara olan ilgiyi her geçen gün arttırmıştır. Trabzon yaylaları yeşilin her tonunu barındıran endemik bitki örtüsü ve başı dumanlı dağlarıyla Karadeniz'in en önemli yaşam alanlarıdır. Trabzon'un dünyaca bilinen ürünü olan tereyağı da işte bu yaylalarda beslenen ineklerden alınan sütle yapılmakta, yöresel ve hijyenik ortamda hazırlanarak sofralarımıza gelmektedir. Tarihi ve doğal güzellikleri yanında Trabzon'un yöresel yemekleri de kentimizi ziyarete gelen turistlerin ilgisini çekmektedir. En çok ilgi gören yemeklerin başında lahana çorbası, lahana sarması, kuymak, kaykana, hamsili pilav, hamsi köy sütlacı, hamsi tava, akçaabat köftesi, sürmene pidesi gibileri gelmektedir. Yemek kültüründe derin izleri olan balıkçılık Trabzon insanının karakteriyle özdeşleşmiştir adeta. Trabzon'da özellikle istavrit, mezgit, palamut, barbun, çinekop gibi balıklar tutulmaktadır. Trabzonlular için hamsi diğer balıklara göre her zaman ayrıcalıklı balık türü olmuştur. Denizi kadar toprağı da bereketli olan Trabzon, tarımsal üretimde de önemli bir yer tutmaktadır. Trabzon'un ürün deseni fındık, mısır, çay ve patatesten oluşmaktadır. Ekonomik değerleri ticari konumuyla bütünleşen Trabzon, Karadeniz sahil yolu, Sarp sınır kapısı, Trabzon limanı, havaalanı ve Trabzon Dünya Ticaret Merkezi ile ülkeler arasındaki ticareti geliştirme hedefine hızla ilerlemektedir. Stratejik bir ticaret merkezi olması Trabzon'u eğitim hayatında da bölgesel merkez konumuna taşımıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi 40 binin üzerinde öğrenci bulundurmakta ve Trabzon'un bilimsel altyapısını canlı tutmaktadır. Bir sanat ve kültür şehri olan Trabzon'da el sanatları da oldukça dikkat çekicidir. Bakıra hayat veren Trabzon ustaları hasır bilezik, telkari ve kazazlıktaki hünerleriyle de sanat tarihine not düşmüşlerdir. Geleneksel biçimiyle sürdürülen keşan, peştemal dokumacılığı anılmaya değer el sanatlarındandır. Ayrıca dünyaca ünlü sürmene bıçağı ve Karadeniz müziğinin baş enstrümanı kemençe, maharetli ellerde şekillenmektedir. Kemençe sesini duyup da yerinde durabilen Trabzonlu yok gibidir. Trabzon insanının çevikliğini, kıvraklığını ortaya koyan ünlü halk oyunu horon, izleyeni de oynayanı da cezbeden bir oyundur. Türkiye'nin ve dünyanın ilgiyle izlediği kolbastı da Trabzon yöresinin oyunları arasındadır. Kolbastıyla uşaklar hep beraber coşalım. Türkiye'nin aydınlık yüzü Trabzon, her geçen gün kendinden daha çok söz ettirmekte ve düzenlediği organizasyonlarla dünya arenasında ülkemizi gururla temsil etmektedir. Trabzon, Türkiye'de olimpiyat yapılan ilk şehir olarak da tarihe geçmiştir. 23-30 Temmuz 2011 tarihlerinde 49 ülkeden 4000 sporcu, 10.000 misafirin katılımıyla Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapmıştır.
Trabzon, uzaktan bakılarak değil, yaşanarak anlaşılabilecek nadide bir şehirdir. Türkiye'nin en uzun yürüyüş yolunu adımlarken denizi soluklayıp, enfes yemeklerinin tadına bakıp, her taşında tarihle kucaklaşıp, harikulade doğasında ruhunuzu dinlendirip ve nihayet horona katılarak yaşamalısınız Trabzon'u.